Yine evet. Hatta bir izleyicimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. Buyurun. Alo. Alo, buyurun efendim. İzmir'den bir izleyicimiz. Evet. Alo, iyi günler. İyi günler. Duyuyoruz biz sizi. Buyurun. Hocam, benim bir tane kızım var. Evet. 5 yıl oldu evlendi. 5 yılda hiç bize gelmedi. Bizimle görüşmek istemiyor. Ben onun kapısına gittim. Ona yalvardım, yaptım. Senin yüzünü görmek istemiyorum. Ben annesizliğe alıştım. Annem öldü diyor. Herkes yanında annem öldü dedi. 5 yıl önce, pardon, evlendikten 1 yıl sonra babası da öldü. Babasının cenazesinde gelmedi. Allah Allah. Yüzümüzü görmek istemiyormuş. Beni ağza alınmayacak laflar ediyor hocam. Doğurmakla anne olunmuyor diyor. Telli duvaklı düğün yaptık. Her şeyini yaptık. Ama bizimle görüşmek istemiyor. Şimdi benim bir tane daha kızım var yanımda, 19 yaşında. Ben neyim var neyim yoksa bütün her şeyi onun üzerine geçirmek istiyorum. Beni istemeyeni ben de istemiyorum hocam. Bunun bir günahı var mı? Sanıyorum yoktur. Çünkü bizi reddetti. Babasının cenazesinde gelmedi. Hiçbir şekilde bizi görüşmek istemiyor. Ama bunu asıl yapan bence kayınvalidesiyle kocası. Kocası bana hocam balayında gelmek gitmek yok diye bana balayında hocam telefon açtı. Seninle görüşmek istemiyoruz diye. Hiçbir sebep yok hocam. Bunlar böyle fena insanlarmış zaten. Bizi aradılar. Bizi düğünden önce söylediler. Bunlar çok fena bir insanlar. Bunları kızınızı vermeyin diye. Ben bunları kızımı söyledim. Kızım gitmiş onları söylemiş. Ve sonra görüşmüyorlar hocam. Görüştürmüyorlar. Şimdi mirastan red meselesi, öldükten sonra benim mirasımı buna verilmesin diye bir kural yok. Hem bugünkü kanunda hem de dinde böyle bir şey yok. Ancak ölmeden malınızı istediğiniz şekilde birinin üzerine yapabilirsiniz. Burada da adil davranırsanız olabilir. Adil davranmazsanız, anlattığınız gibi gerçek değilse olaylar ya da yanılıyorsanız günaha girersiniz. Dolayısıyla burada vicdanınızla baş başasınız. Böyle bir hakkınız var. Ölmeden önce malınızı istediğiniz gibi tasarrufta bulunabilirsiniz. Ama ben evlatlıktan reddettim, mirastan da reddediyorum deme hakkımız yok. Miras hocam, öldükten hocam, sonra mirasımız reddetti. Öldükten sonra mirasımız kanunen de dinen de evlatlar arasında paylaşılır. Ona sizin yapabileceğiniz bir şey yok ama hayattayken malı istediğiniz kişiye üzerine yaptırabilirsiniz. Adil hocam, olmak şartıyla. Hocam o bizi reddetti. Annem yok, kardeşim. Onlar sizin aranızdaki şey. Cevabı böyle. Adil olmak şartıyla diye ben kayıt düşüyorum. Adaletliyseniz malınızı tek bir evladınızın üzerine yaptırabilirsiniz. Sizce adilse, yani siz buna kanaat getiriyorsanız yapabilirsiniz. Evet öyle. Hocam bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun. Ben bundan 15-20 yıl önce benim kuzenlerim gelmişti. Kuzenlerimin çocukları. Onların bir tanıdığı vardı. Onu şaka yapmak için bana telefon verdiler. İstemedim. O zaman ben de 25 yaşlarındaydım, filandım. Kadın o zaman duldu. Kadını korkuttuk ve kadını o gün akşam evinde yatmamış. Başka bir yerde yatmış. Bu kadın da öldü. Ben bunun hakkını helal etsin diye söyledim. Etmedi. Ben şimdi ne yapacağım hocam? Kadın mı helal etmedi? Etmedi. Ölmeden önce hakkımı helal etmiyorum. Biz şaka yaptık diye yeğenleri söylemiş. Ablayı biz zorla yaptırdık demişler. Ama kadın hakkımı helal etmiyorum demiş. Ve peki, kadın da öldü şu oğlu, an. Peki oğlu kızı kimi var geride? Hiç kimsesi yok hocam. Yakınlarına iyilik ve hasenatta bulunacaksınız. Tevbe edeceksiniz. Yapılacak o. Onun adına hayır yaparsınız inşallah. Allah tamam, tövbenizi kabul etsin. Peki efendim, başka sorunuz var mıydı? Yok hocam. Teşekkür. Hayırlı günler diliyoruz. İnşallah selamlar. Kızınız da barışır. Doğruyu i̇nşallah. Görür inşallah. Hocam bu da çok zor bir durum. Yani yetiştiriyorsunuz, büyütüyorsunuz, evlendiriyorsunuz, emek veriyorsunuz ama evladınızda böyle bir sorun yaşamak. Fakat şöyle bir şey var. Ben olsam bu hanımın yerine sonuna kadar beklerim. Yani belki tövbe edecek. Yarın bir gün güzel bir dönüş yapacak. O zaman ben bütün malımı kardeşine verdim demiş olmak sıkıntı. O zaman kardeşler de birbirine tabii, girecek kardeşler o zaman. Birbirine evet. Girecek. Öyle yapmaktansa bekle. Sonuna kadar bir ümit. Dua etmek dua lazım et, aslında. Evet, evet hocam, böyle durumlarda. Yine de evlat atılmaz. Hac kuram çıktı. Hacca gitmeyip bu parayı deprem zedelere verebilir miyim? Hac ibadetimi yerine getirmiş sayılır mıyım demiş hocam.
Şimdi bu soru farklı, diğer soru farklıydı. Evet. Bakın burada elma ile armutları birbirine karıştırmayalım. O nedir? Ben zenginim. Hac yapacak param var. Umre yapacak param var. İstersen 5 defa hacca gidebilir. Haccımı da yaparım. Depremzedeye de yardım eder. Ben bütün malımı depremzedeye vermek zorunda değilim. Ben oraya yardımımı yapıyorum. Evet. O zaman hac da bana farz ise haccımı da yapmam gerekir. Bu farklı bir konu. Ama yok, harçla, borçla, zorla hacca gideceksem, hac bana farz değilse, bırak kardeşim zorlama kendini. Sana hac farz değil ki. Buraya yardım etmen daha tabii, güzel. Tabii, yardımını var. Buraya yap derim. Hac da çıkmış, beklemişsin. Paran da var. Depremzedeye de yardımını yapıyorsun. Kimse sana hacca niye gidiyorsun diyemez. Diyemez. Evet, evet hocam. Hocam eşimle beraber biz oruç tutamıyoruz. Rahatsızlığımızdan dolayı tutamadığımız oruçların fitresini şu an için hesaplayarak depremzedelere bağış yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Tekrar sorular çok geliyor. Ben de tekrar tekrar okuyorum. Yalnız çünkü burada iki şeye dikkat etmek lazım. Tabii, buyurun hocam. Bir, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.